Ekonomi sınıfından aldığınız biletle uçağa bindiniz, uçak havalandı. Her şeyin olması gerektiği gibi yaşandığı 20 dakikanın ardından bir anda büyük bir gürültü duydunuz. Tüm yolcularla birlikte siz de uçağın içerisinde esen şiddetli rüzgarı yüzünüzde hissettiniz. Kafanızı çevirip bir baktınız ki uçağın kapısı yok. Koltuklarına yapışmış yolcuların ellerindeki telefonlar ve eşyalar yardım çığlıklarıyla birlikte havada uçuşuyor. Kopan kapıdan dışarıya fırlıyor, oksijen maskeleri aşağı iniyor. Neyse ki şanslısınız. Usta pilotlarınız hiç kimsenin burnunu bile kanamadan uçağı yere indirmeyi başarıyor. Şaşırıyor. Bütün dünya uçağın kapısız da uçabileceğini facianın eşiğinden dönülen bu olayla öğreniyor. Ancak herkes sizinle aynı uçaktaki diğer 176 insan kadar şanslı değil maalesef. Gördüğünüz bu şey bir uçak motoru. Bu da motorun takılı olduğu uçağın kendisi. Tüm bunlar da o uçağın artık hiçbirisi hayatta olmayan 157 yolcusuna ait eşyalardan bazıları. 10 Mart 2019 tarihinde sabah 8.44'te yaşanan bu kaza uçak havalandıktan yalnızca 6 dakika sonra gerçekleşmiş Etiyopya Hava Yolları'nın en çok ölüm yaşanan kazası olarak tarihe geçmişti. Çok değil, bu kazadan daha 6 ay önce Hint Okyanusu'nun öbür tarafındaki bir Asya ülkesi Endonezya'da şöyle bir fotoğraf çekildi. Bu gördüğünüz şeyin bir uçak lastiği olduğunu anlamak çok zor olsa gerek. Uçağın kendisi nerede diye soracak olursanız kimse size hiçbir şey gösteremez. Çünkü 29 Ekim 2018'deki kalkışından 13 dakika sonra saat 6:33'te içindeki 189 insanın tamamıyla birlikte Kava Denizi açıklarında suya çakılarak paramparça oldu. Yakarta kıyılarına vuran binlerce uçak parçası ve eşya yitip giden insanların yakınları için tek avuntuydu belki de. Normalde böyle farklı tarihlerde, dünyanın farklı yerlerinde, farklı hava yollarına ait seferlerde yaşanan bu tip trajik kazalar arasında bir bağlantı aramak delilik işidir. Ancak videonun başından beri anlattığım bu üç olayın üçünün de çok önemli bir ortak noktası var. Uçakların hepsi aynı. Boeing 737 MAX 8. Bu uçağın sicili öyle bir kabarık ki 4-5 yıl önceki bu iki büyük kaza dışında neredeyse her uçuşu yolcular için bir ölüm kalım meselesine dönüşüyor. 1200 tanesi hala kullanımda ve neredeyse 2000 tanesi üretim aşamasında. Bu uçak uçağın neden sürekli kazaya gebe olduğuna dair ortaya çıkarılan sağlam delillere ve bulgulara birazdan döneceğiz. 737 MAX 8'in bu kazaları sonrası hayatlarını kaybedenler sadece uçakların içerisindeki o yolcular değildi. John Barnett ve Josh Dean ile tanıştı. İkisinin de tıpkı kazalarda olduğu gibi bir ortak noktası var. Yıllarca Boeing'de kalite kontrol alanında çalıştıktan sonra ikisi de 2024 yılında şüpheli şekilde hayatını kaybetti. Hem de tam itiraflarına başlamışken ikisi de. John Barnett neredeyse şirketin demirbaşı gibiydi. 22 yıl boyunca Boeing 747, 767 ve 777 gibi uçakların kalite müfettişi ve müdürü olarak görev yaptı. Ta ki 787 Dreamliner uçağının üretimi sırasında yaşanan skandalları açığa çıkarana dek. Yaptığı kalite testlerinde acil durum oksijen sistemlerinin %25'i sınıfta kalmıştı. Düşük basınç ortamında yolculara hayat verecek o oksijen maskeleri yanlış zamanlamayla açılıyordu. Boeing yöneticilerine sözünü geçiremeyip farklı nedenlerle işten atılınca yaşadıklarını dünya basınına anlattı. 2017'de şirketi ABD Federal Havacılık Komisyonu'na şikayet etti. 2018 ve 2019'daki o büyük kazalardan sonra yaptığı açıklamada Boeing'in üretim hatlarındaki işçilerin baskı altında kaldığı, şirketin uçaklara kasıtlı olarak standardın altında kaliteye sahip parçalar taktığını söyledi. Hayatının yarısını geçirdiği eski şirketi Boeing'in kirli dosyalarını itiraf edeceği dava için ifade vereceği gün geldiğinde kendisi ortalıktan kayboldu. Bir süre sonra polis, John Barnet'ın silahla kendi hayatına son verdiği cansız bedenini kaldığı otelin otoparkındaki aracın içinde bulduğunda tarih 9 Mart 2024'ü gösteriyordu. Nispeten çok daha genç biri olan makine mühendisi Josh Dean ise 45 yaşındaydı. 2019'da Boeing uçaklarının gövdelerini üreten alt şirketi Spirit AeroSystems'te kalite kontrol mühendisi olarak işe başladı. İşe girdiği tarihlerde yaşanan kazaların ana aktörü olan 737 MAX uçaklarının bileşenlerinde bazı arızalar keşfetti. 2023 ve tıpkı kıdemlisi Barnett gibi işten atıldı o da. Gördüklerini resmi kurumlara ve dünya basınına taşıdı sonrasında. Antibiyotiklerin hiçbir işe yaramadığı MRSA isimli bir enfeksiyon sonucunda hayatını kaybettiğinde tarih 2 Mayıs 2024'ü gösteriyordu. Yani daha dün peş peşe gelen bu iki şüpheli ölüm dünyanın en büyük havacılık şirketlerinden biri olan Boeing'in karanlık tarafına dair bir sürü komple teorisine sebep oldu ama nasıl olmasın bir düşünsenize. Biri daha yüzlerce insan hayatını kaybetmeden önce bu iş böyle olmaz deyip haklı çıkıyor sonrasında. Diğeri şu 1200 tanesi gökyüzünde süzülen 737 Max uçaklarının daha fazla faciaya gebe olduğunu yalvar yakar anlatmaya çalışıyordu. Peki neydi bu sorunlar? Yolcu uçaklarının üretiminde iki konu büyük önem taşıyor hız ve maliyet. Yeni bir uçak geliştirmek, test etmek ve artık yüzlerce insanı güvenle taşır olurunu almak için belki de 20 yıldan fazla zaman lazım. Çare yeni uçak yerine eski modelleri modifiye etmek. Bu modifikasyonlar da genellikle uçakların hızını arttıracak ve daha az yakıt tüketecek yeni motorlar üretmek demek. İşte bu yüzden pek çok uçak modelinin Max, Dreamliner, Plus, Max, Plus gibi onlarca farklı versiyonu oluyor. Boeing'in en büyük rakibi Airbus ilk versiyonu ta 1984'te üretilen A320 modeli için yeni motorlar geliştirip A320 Neo modelini duyurduğunda havacılık dünyası karıştı. Altı üstüne geldi ortalığı. Yeni A320 Neo pilotların aylarca böyle yıllarca eğitim almasına gerek kalmadan önceki versiyona kıyasla %15 daha az yakıt tüketen yeni bir uçak olmuştu. Hava yolları şirketleri Airbus'un kapısında kuyruk yaratınca Boeing hızlı bir çözüm aramaya başladı. En çok satan uçak modeli 1967'den beri üretilen 737 serisiydi. En güncel versiyonu olan 737-800 de 1997'den beri üretiliyordu ama Airbus modifiyeli A320 Neos'u meydana çıkınca bir anda ilkel kalmıştı 737-800'ler. Yerden çok yüksek olmadıkları için kanatlarının altına daha gelişmiş yeni nesil motorlar da takılamıyordu. Boeing yetkilileri ise uçak mühendislerini sinirden küplere bindiren bir çözüm buldular. Motorlar kanatların altına değil de biraz daha yükseğe ve neredeyse kanat hizasının üzerine çıkacak şekilde yükseltilerek takıldı. Ve bu yeni canavara da 737 Max adını verdiler. İlk uçuşunu Ocak 2016'da yapan 737 MAX kısa sürede Airbus A320 firma Neo'nun satışlarını geride bıraktı. Boeing istediğine ulaşmıştı ama yeni uçak yeteri kadar test edilmeden yüzlercesi havayolu şirketlerine dağıtıldı. Öyle bir sorun çıktı ki ortaya, dev şirketlerin nasıl daha fazla para için gözünü karartabileceğini gösteren çok büyük olaylar yaşanmak üzereydi. Kalkış sırasında 737 Max olması gerekenden çok daha fazla burun kaldırıyor. Bu da pilotların uçağı kontrol etmelerini güçleştiriyordu. Boeing çareyi uçağı yeniden tasarlamak yerine yazılım güncellemesi yayınlamakta buldu. MCAS, MKES adı verilen yeni yazılım uçak burun kaldırmaya başlamadan devreye girecek, kuyruktaki flaplar ile sürtünme arttırılıp ters yönde kuvvetle uçakta bir denge sağlanacaktı. Yine acele iş, yine plansızlık baş gösterdi. Pilotlara sadece tabletler üzerinden 2 saatlik kurs verildi ve bilin bakalım ne eksik. Bu sırada MCAS yazılımından nasıl ve ne zaman devreye gireceğinden kimse bahsetmedi bile pilotlara. Videonun başında anlattığımız bu hiç kimsenin sağ çıkmadığı ve 6 ay arayla gerçekleşen iki kazayı hatırladınız mı? Her ikisinde de uçaklardaki MCAS yazılımı kalkıştan hemen sonraya devreye girmişti. Eğitimde bu yazılımın adını bile duymayan pilotlar kendilerini bir anda gökyüzünde sebebini hiç anlamadıkları yapay zeka ve insan savaşının içinde buldular maalesef. Yazılım uçağın burnunu aşağı doğru itiyor. Pilotlar ise uçağa irtifa kazandırabilmek ve kalkış yapabilmek için burnun yönünü yukarı çevirmeye çalışıyorlardı. Bir yazılım ve insan arasındaki bu savaş hem Lineair Air 610 hem de Etiyopya Hava Yolları 302 sefer sayılı uçuşlar için makinelerin galibiyetiyle sonuçlandı maalesef. Her iki uçakta burnu havada yöneticilerin aldıkları kararlar sonucunda kendi burunlarının üzerine çakılarak toplamda 346 kişinin hayatını kaybetmesine yol açtı. Videonun en başında gösterdiğimiz kapısız uçan 737 MAX gösteriyor ki Boeing sadece motor ve kanatlarda değil hemen sonra yazılımda da değil pek çok alanda sorunlu bir uçak üretmiş durumda. Şu anda dünya nüfusunun büyük bir çoğunluğunun yaz mevsimine girdiği bir dönemdeyiz. Ve bu da hava yoluna olan ihtiyaç. Artırıyor. Ama Boeing'in sorunlar sebebiyle uçak teslimatlarını geciktirmesi tarihte ilk kez uçak kıtlığına yol açacak gibi duruyor. Bu sebeple uçuşların iptal olduğu bir sezon bile geçirebileceğimizi söyleyenler var. Böyle haberler çıkmaya başladı ortaya. Önemli olan kimsenin bu uçuşlarda geç de olsa zarar görmemesi. Videoyu sonuna kadar izlediğiniz için çok teşekkürler. Bir başka videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.